Efendim, Gazze mübarek Ramazan ayını da İsrail saldırılarının gölgesinde geçiriyor ve maalesef daha büyük tehditler de kapısında Gazze'lilerin. Çünkü görünen o ki Netanyahu geçici ateşkese bile yanaşmıyor ve Gazze'lilerin son sığınağı haline gelen Refah'a da kara saldırısı başlatmakta kararlı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte İsrail sadece bombaları değil, açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistinlilere karşı ekibimizden Büşra Arslantaş sahadaki son durumu, İsrail'in faaliyetlerini sonlandırsın dediği ve Hamas'la işbirliği yapmakla suçladığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı kıdemli iletişim müdürü Jonathan Fowler'la konuştu. O özel röportajı izliyoruz şimdi. Sayın Fowler, bizi zaman ayırdığınız için teşekkürler. Sizinle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Davetiniz için teşekkürler. Sayın Fowler, Müslümanlar için Ramazan ayı başlamışken bile İsrail Gazze'deki katliamla devam ediyor. Geçmişteki çatışmalarla kıyasladığınızda Gazze'de yaşananları nasıl tanımlıyorsunuz ve bize Gazze, Batı Şeria ve şu anda bulunduğunuz Kudüs'teki son durumu anlatır mısınız lütfen? Şu anki Gazze şeridinde yıllardır gördüğümüz bir dizi gerginlik arasında en şiddetli olanı. Biliyorsunuz geçmişte de 2000'lerin ortasından bu yana çok sayıda gerginlik olmuştu. Ama bu hem insani kriz hem de can kaybı bakımından en ciddi olanı. 30 binden fazla insan öldürüldü bu savaşta sadece aylar içinde. Yıkım ve insani duruma dair neler söylersiniz? Şu an en fazla neye ihtiyaçları var? İnsani ihtiyaçlar kesinlikle çok fazla. Gazze şeridindeki insanların hiçbir şeyi yok. Hayatta kalabilmek için gereken temel ihtiyaçlar gıda, su, ilaç ki en basit ilaçlardan söz ediyoruz, her şey eksik. Ve Gazze şeridinde beliren kıtlık riskiyle birlikte bunun insanların sağlığı üzerindeki etkilerini görüyoruz. Örneğin hastanelerde insanlar tedavi olamıyor, ameliyat olamıyor, bu tip şeyler ve boyutu kahredici. Birlikte çalıştığım Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı olarak 1 milyondan fazla insan için can damarı oluyoruz. Ve toplamda yaklaşık 2 milyon insana yardım ediyoruz. Sayın Fowler, devam eden desteğine rağmen Amerikan Başkanı Joe Biden, Refah kara saldırısı düzenlememesi konusunda uyardı İsrail'i. Ama görünen o ki Netanyahu, Biden'ın bu kırmızı çizgisine karşı geliyor. Size göre 2 milyondan fazla insana sığınak haline gelen Refah, bir kara saldırısı düzenlenmesi ne anlama gelir? Kesinlikle söylediğiniz gibi bu nüfusun neredeyse yarısı ama Gazze şeridinin yarısı bile değil. Olan şu ki kuzeyden başlayarak defalarca yerinden edilmeyi gördük. Gazze'de güvenli bir yer yok ama insanlar görece güvenli yerlere gitti saldırılar devam etse de. Gazze şeridindeki bu küçük cep niteliğindeki Refah'a ait olan insanların sayısı çok büyük. Ve oradaki saldırıların yarattığı insani krizler mevcut krizi katlıyor. Sayın Fowler, kıtlık riskine de dikkat çektiniz. Salgın riski ne durumda? Bu baştan beri değişmedi. İhtiyaç duyulan ilaçlar içeri sokulamadığında bunun insan sağlığına etkisi büyük oluyor. Klasik riskleri ve salgınları gördük. Solunum yoluyla bulaşan hastalıkları gördük. İnsanlar bir çadırda hep birlikte kaldığı için ve hijyen koşulları yerinden edilen bu insanlar için büyük risk oluşturuyor. Hepatit riski de görüyoruz ama şunun altını çizmeliyim ki en temel tıbbi malzemeleri bile sokamıyoruz bölgeye. Çünkü bunlar bile İsrailli yetkililer tarafından kabul edilmiyor. Bunun son örneği çocukların tedavisinde kullanılması için gereken makasları sokamadık. Çünkü bunlar kabul edilemez parçalar olarak düşünülüyor İsrail tarafından ve bu da sahada tıbbi yardım konusunda yapmamız gerekenleri engelliyor. Sayın Fowler, İsrail'in Gazze'yi ikiye ayıran yol inşaatına dair görüşlerinizi de merak ediyorum. Bunun etkisi sizce ne olabilir? Çünkü birçok uzmana göre bunun amacı insanların evlerine dönmesini engellemek. Birleşmiş Milletler olarak buna dair doğrudan görüş belirtemeyiz. Söyleyebileceğim şu ki insani yardımların Gazze şeridine ulaşması için gereken her şeyi yapmalıyız. Ama aynı zamanda Gazze şeridi içerisinde de insani yardım her yere ihtiyaç duyulan herkese ulaşmalı. Bu nedenle bu ihtimali engelleyecek her şey sorumlu olacaktır. 5 kişinin ölümüne sebep olan havadan yardımlar atmasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye geçici limanı inşası konusunda neler söyleyebilirsiniz? Ve sizce ihtiyaç duyulan yardımın Gazze'ye ulaşması için en iyi yol nedir?
En iyi yol kesinlikle karayolu. Buna şüphe yok. Karayoluyla kamyonlar çok daha fazla yardım taşıyabiliyor ve kamyonların yardım taşıması daha güvenli. Sizin de doğru şekilde işaret ettiğiniz üzere havadan atılan yardımlar karadaki insanlar için riskli. Bölgeye yardımları artırmak için atılan her adımı memnuniyetle karşılarız ama liman inşa etmek, havadan yardım bunlar çözüm değil. Çözüm karayoluyla gelen yardımların sayısını artırmak ve bu Mısır'dan gelebilir, İsrail'in Aşdod limanından da gelebilir. Daha fazla geçiş açılmalı, daha düzenli geçiş sağlanmalı. Size bir örnek vereyim. Gazze'deki insanların temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için günde 500 kamyon yardım gelmesi gerek. Şubat ayında bu sayı günde ortalama 100 kadardı. 97 idi daha doğrusu. Yani 500 değildi ve bu hesabı yapabilirsiniz. Bu ihtiyaçların tam olarak karşılanmadığı anlamına geliyor. Mart'ın ilk 10 gününde bu sayı biraz arttı. 168 olabildi günde ortalama ama yine de yardımlar karayoluyla gelmeli. Bu konuda şüphe yok. Sayın Fowler, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri durmuş halde. Sizce hala umut var mı? Taraflara ve belki de dünya liderlerine bir mesajınız var mı? Bu insani krizi durdurmak için bir ateşkes gerekli. Elbette olası ateşkes insani krizi tam anlamıyla ortadan kaldıracak ve silahlar tamamıyla susacak demek değil. Ama yine de gerekli. Çünkü çatışmaların devam etmesi yardımların Gazze şeridine özgürce ulaşamaması anlamına geliyor. Bazı sınırlamalar getiriliyor yardımlara. Bu nedenle bu sınamanın parçası ve tarafı olan herkese mesajımız ateşkes şimdi lazım. Ve sonra da insani yardım miktarı hemen artırılmalı. Çünkü yaşananların etkisi çok daha uzun süre devam edecek. Sayın Fowler, bu yılın başında İsrail, sizin de parçası olduğunuz Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının 12 çalışanını Hamas'la birlikte 7 Ekim saldırılarına karışmakla suçladı. Ajans çalışanlarının %10'unun Hamas'la bağlantısı olduğunu iddia etti ve bu suçlamalar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir dizi ülkenin yardım ajansına fonlarını kesmesine yol açtı. Buna yanıtınız nedir? Bunun ajansın yardımlarına bağımlı Filistinler üzerindeki etkisi ne oldu ve devam eden soruşturmada son durum nedir? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı çalışanlarının tarafsızlığı ihlal ettiğine dair her türlü suçlamayı çok ciddiye alır. Bu sadece Gazze'deki savaş başladığından beri değil, hep böyleydi. Bu gibi durumlarda soruşturmalar yürütürüz, çalışanlar yaptırıma tabi tutulur, eğer tarafsızlığı ihlal ettilerse sözleşmeleri feshedilir. Çünkü Birleşmiş Milletler personeli olarak hepimiz zorunlu tarafsızlık standartlarına uymakla yükümlüyüz ve bu Birleşmiş Milletler sisteminin bir parçası. Bununla beraber evet, siz ortaya atılan iddiaların doğru şekilde altını çizdiniz. Kuruluş olarak bu konuda bize bir delil ulaşmış değil, İsrail makamlarından bir delil ya da yazı ulaşmış değil. Bu iddialar büyük ölçüde medya üzerinden ortaya atıldı. Bizim her zaman yaptığımız şu ki, kamu alanı da dahil herhangi bir delile sahip kişi varsa bunu iddiaları soruşturmakta olan Birleşmiş Milletler müfettişlerine iletmeli. Elbette bu soruşturma tüm endişeli tarafların katılımını gerektiriyor. Şunu vurgulamalıyım ki Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bu soruşturma tamamen bağımsız. Bu nedenle soruşturmanın gidişatına dair yorum yapamam ama hala devam ediyor. Ve bundan ayrı olarak ajansa bağlı komisyonun bu iddialar ortaya atılmadan önce başlattığı bağımsız görüş süreci var ki bu da tarafsızlığın sağlamlığını nasıl uygulandığını ölçüyor. Fonları da sormuştunuz. Fonlarımızdaki herhangi bir sınır sahayı doğrudan etkiliyor. Sadece Gazze şeridini de değil. Çünkü ajansımız bölgedeki Filistinli mültecilere yönelik eğitim, sağlık hizmetleri, halk sağlığını koruma konusunda da sorumlu. Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de de faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bütün faaliyetlerimiz etkileniyor. Hali hazırda bazı bağışçıların dönüşü sayesinde Nisan ayına kadar faaliyetlerimizi sürdürebilecek durumdayız. Ama bu durumun tam olarak çözüldüğü anlamına gelmiyor ve elbette yıl boyunca devam edecek etkiler konusunda endişeliyiz. Çünkü ajansımız Birleşmiş Milletler Sistemi ve Genel Kurulu'nun zorunlu kıldığı bir misyona sahip. O da bu hizmetlerin Filistinli mültecilere ulaştığını garanti etmek ki 75 yıldır yaptığımız da bu. Türkiye'nin insani yardımlarının yanı sıra Gazze'deki bu savaşı durdurma ve kalıcı barışın sağlanması için gösterdiği çabaya yönelik neler söylemek istersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca mülteciye can damarı olan ajansınıza sahip çıkılması gerektiği mesajını vermişti. Bu size nasıl hissettiriyor ve Türkiye'nin desteğiyle yeni bir plan var mı? Birleşmiş Milletler'e üye devletlerden her destek ifadesi, özellikle de bölgeden olanlar memnuniyet verici. Böylesine zor bir dönemde tüm ülkeler
ülkelerin hem açıklamalarla hem de finansal olarak ajansımıza katkılarını artırmasında fayda var. Bu nedenle evet, Türk hükümetinin çabaları son derece memnuniyet verici ve önemli. Çok teşekkürler Sayın Fawlish, yanıtlarınız ve paylaştığınız bilgiler için. Teşekkürler, sizinle olmaktan memnun.